Evet sevgili dostlar, günaydın. Pazartesi, yemek haftayı iyi geçecek. Kim geldi? Fırat Kılıç geldi ve sevgili eşi. Son günlerdeki Bahar dizisindeki o organlak hikayesinin tıpatıp aynısı hikayeler neredeyse. Ne kadar oldu Fırat? 2018'in Aralık ayı. 2018'de çok havalı ve başarılı bir karaciğerlek yapmıştık. Ama hocam şu olmaz denen damarlar falan evet, tamamen imkansızdı. 3 aylık imkansızı 3 aylık ömür verilen bir ameliyat. İmkansızı başarmıştık. Gerçekten. Evet. Yani sen artık yani ya olayım ya öleyim demiştin. Evet çünkü 3. deneme olmuştu. Ya Ankara'da yapıldı, yapılamadı. Ankara'da açıp kapattılar. İstanbul'da başka bir karaciğer nakli merkezinde açtılar, yapamayız diye kapattılar. Sonra da en sonunda yanımıza geldin ve ondan sonra da işte organı verecek olan kişi işte son anda vazgeçti. Ondan sonra gerçek kardeşimin bir kere daha gerçek bir denemeyle bir kardeşimiz daha sana kan bağı olmayan evet, ama gerçek kardeşim evet, var. Gerçek organ vermek istedi. Serhat sağ olsun buradan evet. Selam olsun. Sonra da o masaya gireceğiz dedik. Ama ben masada yani öyle kolay bir şey olmadı. Risklerin çok büyük olduğunu söyledim. Sen evet. De dedin ki hocam sorun değil. Masada senin ellerinde bırakayım kendimi. O kadar inanmıyorum. Keyifli bir ameliyat oldu. Çok. Günün sonunda saat böyle 2-3'ler sularında mı bilmiyorum hatırlamıyorum. Hocam biz bir gün sonra Fırat'ın halay çeken videosu var. Evet. Bir gün sonra da halay çektim. O kadar temiz ve güzel de bir ameliyat oldu. Portal ben dediğimiz ana damarı açtıktan sonra ameliyatım gerçekleştirdi. Literatüre katkın ne her şeyden önce şeyin oldu yani imkansız olabiliyormuş yani iki büyük transplant merkezinde hatta şu anda Türkiye'de bilinen nakil yapılan merkezlerde çok açılıp kapanıyorsun. Gerçekten. Ondan sonra olmaz deniyorsun hatta başka bir yere gitme deniyorsun. Ama tabii ki mutluluk önemli, hikaye de önemli. Günün sonunda sevgili Tuna'ya da buradan selam olsun. Tuna, seviyoruz seni. Tuna'nın da böyle ameliyattan sonra kontrolde resim çekişi şöyle ışığı ayarlayışı. Evet, kitabımızda da konusu geçti Tuna'nın. Ama Tuna'nın bir tane daha geniş hikayesi var. İkinci kitapta yeni bir onun anekdotu gelecek. Çok sevindim. O zaman Tuna tüm kitaplarda Tuna var ya. Çok sevindim. Çok sevindim. Buradan spoiler vereyim yani. Bir dahaki sefere söz veriyoruz onu da getireceğiz. Ben sizin sayenizde doktor olmadığımda doğru bile gidebilir hocam. Ya keyif alsın da keyif alsın. Tabii ki hediyeleri... Bayağı birlikte video izliyoruz. Sizin videolarınızı izliyoruz. Hediye tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diye. Evet. Ankara'dan, Hacı Baba'dan. Baklavamız gelmiş. Hacı Baba'yı buradan ürün yerleştirelim. Etiketleyelim Hacı Baba'yı. Tabi bu arada Hacı Baba'nın ürününü yerleştirmek sadece yetmez. Aynı zamanda da Tuna'nın da Ege Tuna içinde kitabımızı imzaladık. Bu arada Doktor Talamus kitabımızın da ürününü buraya yerleştirmiş olalım. Markanın adını söylemeyeceğim ama kendi hediyesi, kendi mağazasından şöyle Fırat'ın kendi mağazasından çok havalı bir gözlük sevgili dostlar. Hocam sesim de yansın. Abi, çok yakıştı gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese geçmiş olsun.